Merhabalar, ben Sevda Erginci. Ben de Ekin Koç. Bugün size... Sorular cevaplayacağız. Evet, soru cevaplayacağız. Projelerinizin olmadığı dönemde ne yapıyorsunuz? Sizi aylarca ekranda göremediğimiz oluyor. O arada önceki projenin parasını mı yiyorsunuz? Nasıl oluyor? Yani evet, parasını yiyoruz yani. Evet, ne yapalım? İşin en kötü kısmı o. Ne yazık ki. Lise yıllarınızda nasıl bir öğrenciydiniz? Sen kesin çok çalışkan, düzgün, disiplinli. Aa, ciddi misin? Öyle bir izlenim mi veriyordun? Böyle, evet, öyle bir öğrencisin. O izlenimi veriyordum ama değildim. Değil mi? Ama o izlenimi ben veriyordum. Ben de değildim. Ben de değildim, büyük tembeldim hatta. Yani okul müdürü falan öyle olduğuma inanıyordum. Çok kötü değildim, çok iyi de değildim. Averaj, ortalama. Ben çok kötüydüm, bayağı kötüydüm. Teşekkür falan yok mu? Yok, rezalet yani. Tabii. Ama çünkü gitmiyordum bile ben yani. İşte tiyatro kulübünde bilmem ne de tiyatro takılıp kulübü. Böyle. Tabii. Ben atılmıştım tiyatro kulübünde. Yo, orada çok başarılıydım. Çok büyük acılar yaşadım lisede. Bunu inkar edemem, bu konuda mütevazı olamam. Atabilmek nasıl bir duygu? Çok fazla zorlanıyorlar mı? Atlar mı? Benimle ilgili olan kısmını anlatmak ister misin? Atlar mı? Kim zorlanıyor atlar gerçekten? Atlar zorlanıyor olabilirler. Kim atlar bence zorlanmıyor. Ben bindiğimde... Ben bindiğimde niye zorlanıyorlarmış? İşte zorlamam. Sen biliyorsun canım, iyisin. O yüzden o anlamda söylüyorum. Bence sen de çok kötü değilsin yani. Anlatmak ister misin nasıl kaçırıldığımı? Evet. At tarafından kaçırıldığımı. Sevda'nın daha yırtık. İlk ata binme denemeleri. Sette ilk ata binme. İlk olabilir hatta. Denememdi. Evet. Atlar da böyle biraz hareketli idi. Ekin Bey'in atı hareketliydi. Benim atım aslında mümkün mertebe hareket bile etmeyen bir atken onunla yarıştığı için Ekin Bey'in atını geçip beni kaçırdı. Evet, yani durmamız gereken bir yer vardı. Ben durdum. Sevda diğer obada falan başka bir tarafından ben başka bir yerdeydim yani. Evet, ama tek parçaydı yani. En son arkama döndüm ve bütün set arkamdan koşuyordu. Sevda! falan diye. Neyse artık atlattık ama onun dışında bence çok keyifli duruyorsun. Yani. Partner olacaklarını öğrendiklerinde birbirinizi stalkladınız mı? Ne ben stalkladım? Tabii ki stalkladım yani. Yani stalklamak ayıp bir şey değil ya. Stalklıyor, öğrencilerce gibi geliyor da yani. Stalkluyorum yani. Herkese bakıyorum. Yani sosyal böyle bunun üzerine kurulu değil mi zaten her şey? Evet. Böyle ilk haberler çıktığında böyle fotoğraflar paylaşıp yan yana hepimizin fotoğrafını falan şey yapıyorlar. Girdim, stalkladım ve takip ettim yani. Ben benim için oldukça basitti ya. Bir dönem dizisinde oynamak ve normal dönemde oynamanın farkları nelerdir? Dönem oynamanın zorlukları oluyor mu? Çok yakışıyorsunuz. Ya bir noktaya kadar zor oluyor evet. Çünkü işte o dili oturtmak, o dönemi buraya 2020'de yaşıyor olmak ve işte hissettirmeye çalışmak vesaire zor oluyor tabii ki ama mesela şu an öyle değil herhalde bence. Oturdu ve çok rahatsız. Evet, beni rahatsız eden kısmı dönemlerde. Ki hani az çok tecrübem var bu dönem işlerine dair. Vücut dilini çok kısıtlıyor olması beni rahatsız ediyor mesela. Şöyle bir hareket yapamıyorum ben mesela dönemde. Belki vardı hani böyle konuşabiliyordun yani. Ben de ama başta... ben yapınca böyle lakayt duruyor. Uyanış Büyük Selçuklu'da oynadığınız karakterin hangi özelliklerini beğeniyorsunuz? Ağacılığını. Ben bütün kadın karakterler için söyleyebilirim bunu. Bütün kadın karakterlerin çok güçlü oluşunu, hepsinin savaşçı oluşunu çok beğeniyorum. Hatta işe başlarken de en tav olduğum şey oydu işte. Benim de galiba şeyi seviyorum, Sencer'in yani. Böyle çok tutkulu bir karakter. Hiç dönüp arkaya bakmıyor gibi geliyor bana yani. Evet, tamamen aslında geçmişteki travmasından dolayı yapıyor bütün eylemlerini ama... Sürekli yaptığı bir şey. Evet. O yüzden arkaya bakmaması lazım. Yoksa uyuyamaz bir de. Kendinizde en sevmediğiniz özelliğiniz nedir? Tembelliğim en başta. Tembelliğim. Evet. Bütün var mı başka sevmediğiniz özelliğiniz? Nereden söyleyeceğimi bilmiyorum. Bazen kırıcı ve sinir bozucu biri olabiliyorum bazen. Evet. Hiç görmedim. İnşallah görmezsin. Halbuki. Söylüyorum sana da sen de ben arsızım bilmiyorum. Ya ben de bazen huysuz olabiliyorum galiba. Evet. Uyanış settinden kendi kafasını... settinden. İlgili bir eşyayı alabilselerdi ne olurdu? Söyleyeyim mi hemen? Söyle. Sürekli vazelin dövdüğünü... Orada kimse vazelin dövdüğünü bilmiyordu. Bak evet, şu an bir sırrı açıldı. Evet ya. Dar-ı Şifa'da sürekli bir şey dövüyorum ya. Onun içinde sürekli vazelin oluyor. Ben unutamadım. De senin hançerini alırdım galiba. Güzel bence. Hançerimde gözüm de olur. Güzel. Güzel o küçük hançer. Aa, ilk kazandığınız parayla ne yaptınız? Hatırlamıyorum, o kadar önemli, spesifik bir şey ben yapmadım. Ben gitar aldım kendime. Vay be, havalı. Pas mı geçsek, birbirinizin taklidini yapar mısınız? Sen şeyi çok yapıyorsun benim. Yani
saçmalama demiyor hiçbir zaman, sadece mimikleriyle ve tek kaşı kaldırarak bir şey yapıyorsun böyle. Birbirinizin arkasından tatlı bir şekilde dedikodunuzu yapmanız gerekse neyinizi çekiştirirsiniz? Çok güzel bir soru. Söyle çabuk. Dökül. Tatlı diyor bak. Sen... Tatlı. Abartma. Sen başla. Ay bu da ne çok soru soruyor falan. Diyorsun değil mi? Tabii ki diyorum. Ay sürekli konuşuyor, hep bir derdi var diyorum. Derdim ben de şey diyorum. Ya bu da hiçbir şey beğenmiyor falan. Arada bir fanların paylaştıklarını stalklayıp gülümsedikleri oluyor muymuş? Benim oluyor. Çok kavuk sıvık şeyler oluyor. Çok ya biri var. Ha senin geçen şey vardı ya. Şey. Bizim şişko hallerimizi yapmışlar. Ay çok komik. Onu kim yaptıysa ya. Gerçekten ellerine sağlık. Aşırı komikti. Bir de bir tane şey var. Bizimle dalga geçiyor sürekli bütün karakterlerle. Ben ona çok gülüyorum. Volkan'a yapmış ya şimdi söylemeyeyim. Kelkuş. Ha, Kelkuş söylemeyeyim dedi. Çok komik. Volkan inanılmaz sinirleniyor. Hepimizin böyle suratlarımızı yamultuyor. İşte burun etliyor. Bir şey yapıyor falan. Çok komikti ya. Yaşlı halim vardı benim. Onu görmedim. Sedat'a gösterdim. Sen kesinlikle yaşlanmamalısın dedi. Sen kesinlikle yaşlanmamalısın. Sedat Hoca iyi bir espri yapmış. Sinemasını en beğendikleri ülke hangisi ve defalarca izledikleri film hangisi? Defalarca izlemek mi? Kiraz'ın tadını ciddi izledim. Ciddi misin? Kerüste evet, mi? Evet. Çok severim. İran sinemasını çok severim. Ben de İran diyecektim, sen demiş oldun. Üç kere izledim ama. En ben fazla şey izlediğim odur ama. Yani. Öyle 5-6 kere benim bir şey izlediğim farklı. Olmadı. Yani benimkisi farklı. En beğendiğim ülke sen İran dedin. Benim de Romanya. Fransa'da da olabilir ama Romanya diyeyim. En çok izlediğim film de işte ne zaman oluyor? 10-11 yaşlarındaydım galiba. Matrix'in ilk. Ay şaka yapıyorsun. 24 kere mi ne izledim? Ne? Ben her şeyini biliyordum ya. Burunları var. Ama böyle bir şey olamaz yani. Saçmalama. Beni en çok o filmi etkilemiş oldu. Gerçekten izledim. Biraz rekor kırmaya da çalışmıştım galiba. Tam şey yapma bilmiyorum da. CD'si vardı. Kafayı yemiştim ya. Ekin Bey, sizi ekranda gördüğümde tepkilerim eve bayağı alay konusu oluyor. Taklidimi yapıyor demek ki bak. Kendinizi ekranda gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Kusur mu arıyorsunuz yoksa izlediğiniz şeye odaklanabiliyor musunuz? Buna sen de cevap verebilirsin bence. Ben kendimi izlemekten nefret ediyorum. Ben de nefret ediyorum. Kusur arıyorum evet. Beğendim, sadece kusur arıyorum. Beğendiğim oldu mu hiç böyle hani hem böyle aa ne iyi oynamışım dediğim hem de güzel de görünmüşüm dediğim oldu mu? Ne zaman oldu en son hatırlamıyorum yani. Sinirim bozuluyor. Ya benim herhalde kendi hakkımda yaptığım en iyi yorum iyi sırıtmamışım olabilir. Peki. Ama evet, böyle rahatsız ediyor ya. İnsanın kendi sesini duyduğu zaman evet, beklemediği evet, bir şeyle karşılaşmış gibi hissetmesine benziyor yani. Evet. Hiç. Birbirinizi emoji ile ifade edebilir misiniz? Senin o işte kaşlar kalkık ne var? Ben istiyorum. Var mı öyle bir aşağılayıcı bir ifade? Aşağılayıcı bir ifade mi? Ya beni insanlara... Ne? Şimdi emojilere bakacağım ve en kötüsünü bulamam. Benimki güleriz. Ekin, güler miyiz? Melek. Hem bak seninki şu gözlerini... Ha şu mu? Şu yana deviren ha, var ya. Ha şöyle şey var ya. Ha, diyor. Seninki de şu. Aynen. Sürekli soru sorar tek halde. Gözlük. Sürekli bir şey, bir soru sorar halde evet, yani. Evet. Böyle tek gözlüklü böyle... Burası niye böyle? Bu niye böyle? Bu niye böyle olmuş? Nuru Esin Koçerli. Boyuna laf edilmesen rahatsız oluyor mu? Boyuna laf edilmesen... Yok, biz sürekli ediyoruz hiç olmuyor. Ya, evet, vallahi. Dalga geçiyorum sürekli. Takozlarımla da dalga geçiyorum. Küçük kız terörü diyoruz. Şeyin içinde topuklu var, onunla da dalga geçiyorum. Aynen, küçük kız terörü cümlesini etiketini şeyin, kendime ben buldum. Şeyin fotoğrafını keşke gösterebilsem. Neyin? Takozlardan yol yapıyorlar. Ha, evet. Sevdi. Yasak Elma'da takozlardan böyle yol yapıyorlardı bana. Çünkü Onur anca ulaşabiliyordum. Böyle yani, ne diyeyim artık? Alırım bir beşliğini. Ben mi çekiyorum? Oyuncu olmasalardı ne olmak isterlerdi? Müzisyen. Dans etmek isteyebilirdim. Ha? Evet. Dansçı. Ne dansı? Da, modern dans mı? Bale mi ne? Salsa, flamenco falan yapmak isterdim. Flamenco belki. Evet. Ya da mimar falan olmak isterdim belki. Ama onun dışında... Orada mı yazılır? Alakasız. Teraziyim ben. Günümüzde geçen dizilerin repliklerini ezberlemekten sonra dönem dizisinde hele de Selçuklu döneminde geçen bir dizide replik ezberlerken tamam, zorlanıyor musunuz? Dilinizin dönmediği kelimeler oluyor. Dilinizin dönmediği kelimeler. Çok komik oluyor. Ya bende şey polisliği var böyle müfettiş gibiyim yani gerçekten şeyde. Biri böyle telaffuzda hata yaptı mı direkt kesip düzeltme gereği hissediyorum. Çünkü bazen yakalıyorum total böyle bunu makyaj masasında falan oturmuş. Yani. Diğer insanların da işte sahnede kim konuşuyorsa laflarına bakıp onların da kelimelerin ne anlama geldiğini buluyor. Sonra sete geliyor. Bu ne demek söyleyin. Makyaj masasında baktım ya.
Makyaj masasında bakmıyorum, evde bakıyorum. Aranızda en çok neye harcarsınız? Yemeğe çok harcıyorum ya, keşke harcarsın. Yemek güzel, harcanır yemeğe. Pişman da olmuyorum bir taraftan. Yani. Ben seyahate çok harcıyordum. Artık harcayamıyorum. Sağlıkla ilgili şeylere çok harcıyorum. Evet. Hiç gözünün yaşına bakmam oldu. Hiçbir proje ekonomik olarak ihtiyacınız olduğu için içinize sinmeden kabul ettiniz mi? Bilmiyorum, bence her işte var bu yani. Hani avukatsan da var yani. Meslek erbabıysan o işten hayatını kazanıyorsun demektir. Yani para kazanman gerekiyor işten. Yapıyorum tabii ki. Yaptığım işi para kazanmak için yapıyorum ben aslında. Ama kendi içsel tatminimi yaşamak için kabul ettiğim ve maddi beklenti içinde olmadığım işlerde de yer aldım. Ve gönül ister ki bunları daha çok yapabileyim. Ama her zaman öyle olmuyor. Sonuçta insan hep önüne sunulan seçenekleri değerlendirmek zorunda kalıyor. Ve bir yerde tercih yapmaya mahkum bırakılıyorsun yani. Hep İkisinin dengesini bulmaya çalışıyoruz gibi aslında. Yani hani hem para kazanabileceğimiz hem de içinde mutlu da olabileceğimiz işleri bulmaya çalışıyoruz. İşte. Evet. Bam. Teşekkürler onu diyor. Sorularınızı elimizden geldiğince manalı, aynı zamanda da saçma şekilde cevaplamaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Beğenirsiniz bence. Güzel oldu. Görüşürüz. Güle güle.